Merhaba. Merhaba abi, merhaba. Ne var ne yok? Keyifler nasıl? Hoş geldiniz. Abi merhaba. Merhaba abi. Abi merhaba. Nasılsınız? Beyleş başkanı. Ne var ne yok? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Keyifler nasıl? Durumlar nasıl? Amca nasılsın? İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ ol, hürmet ederiz. Başarılar dileriz çalışmalarıyla. Merhabalar. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Hükümet nerelerde? Hükümete hoş geldiniz. Kimler karşılığı? Demar mı? Şimdi bunlar dededir ha, onlara göre davran. Başkan. Hepiniz bizi tanıyorsunuz zaten. Bunlar dededir. Halkların Demokratik Partisi'nin belediye başkan, eş başkanıyım. Sevgili Seda Hanım'la beraber. Seda Hanım da eş başkanımız. Beraber görev yapacağız inşallah. Yani Arvan'da artık bir kadın, bir erkek. Başarılar dileriz. Bir kadın, bir erkek belediye başkanlığı yapacak. Bu ne demek oluyor? Artık tek adamlık sistemine son. Yani İnşallah. Artık gelen belediye İnşallah. Başkanları İnşallah. Ben bilirim, İnşallah. Ben yaparım demek yok. Ortak karar. İnşallah. Kuracağımız mahalle meclisleriyle köyünüzün eksiklerini burada oluşturacağınız bir meclis bize getirecek ve biz onu yapmakla mükellefiz. Yani bu nedir? Halkın kendini yönetmesidir. Yani belediye başkanına gidip artık cekediliklemek, rica etmek yok. Köy kendi meclisinde kendi kararlarını çıkartıp getirecek. İnşallah. Bu örgütlü bir yaşamın İnşallah. Göstergesidir. Bu sizin haklarınızın sevdicidir. Bu sizin köyünüze gelen atıyorum aylık 10 bin lira paranın 60 ayda 600 bin lira paranın size geri dönüşüdür. Yani görmedik şimdiye kadar. Şimdiye kadar görmediniz. Zaten sıkıntı orada. Alışkanlık. Tabii tabii. Bakın ya, alışkanlık haline gelir olmaz ya. Çok mutlu olursunuz o zaman. Alışkanlık haline gelirse. Vallahi. Şimdi şöyle bir şey var. İsim neydi amca? Hasan Seyit. Hasan Seyit amca. Şöyle bir tane dolu var. Alıştırmam bizi hazır paraya kardeşim ya. Yok yok. O sizin hakkınız. Hazır para değil. İller o devletin bankasından gelen, bakın İller Bankası'ndan sizin köyünüzün adına gelen paradır bu. Vallahi herhangi bir ödenek yapılmadı şimdiye kadar. Ödenek değil bakın ama. Bakın ödenek ama. Değil o ödenek hizmet olarak. Hizmet bedeli. Hizmettik bu ödenek. Biz tamam işte ben de diyorum ki artık Argon'da bir değişim şart. Argon'da yeni insanlar, yeni yüzler. Genç insanlar, genç ekipler gelip sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek de bir derdi var insanların. Bunun için de sizden ricamız bize sahip çıkmanız. Yani bugüne kadar evet alışagelmişlikler var. Bugüne kadar gittiğiniz siyasi partileri verdiğiniz oyları biliyoruz. Biz de o partilerde görev yaptık. Biz de o partilerden geçtik. Biraz daha dedik ki bu işi biraz daha hayata soldan bakalım dedik. Ama bu dönem bir değişim yapmak zorundayız Arvan'da. İnşallah. Arvan'da, yoksa Arvan'da kendi ellerinize gider bir diktatör yaratır. Başarılar. 60 senedir yapıyoruz. Bir değişim şart artık Arvan'da. Bir değişim şart. Tanrı nasıl da o gitti. Ben bileyim mesela. Geldi mi geçen sefer? Geldi mi yani? Şimdi sizden ricamız bak. Argon'a bir kadın belediye başkanı geliyor. Tamam mı? Tamam. Tamam işte şimdi bayan olarak ne yapacaksınız? Sahip çıkacaksınız. Tabii tabii bayanı sahip çıkamaz bu kadar. Oy vereceksin ki gel ana. Ha vereceğim. Ver, ver, ver. Gel on parmağım var. Hangisi de onu değil hepsini hep teker teker veriyorum. Şerke çabuk gidelim. Ne mutluluk ana beyler. O zaman ustan gelmiş. Tabii, tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama burada doğrusu da şu. Artık bize sahip çıkın. Arvan'da değişimi görün. Her şeyi biz çıkacağız. Onun için de geberip. İşte ben işte bak. Bak başkanım onları anlatsın size. Bak şimdi biz başa geldiğimiz zaman, belediye başkanı olduğumuz zaman hiçbir şey böyle olmayacak arkadaşlar. Bak şimdi yol yapmak, suyunuz, yolunuz, kanalizasyonunuz değil mi? Bunların hepsini belediye yapmak zorunda bir kere. Tabii. Zorunda olduğu halde yine de yapmamış. Ama şöyle bir durum var. Biz diyoruz ki sadece bizim işimiz bu değil. Yolda yapacağız, suyunuzda yapacağız, kanalizasyonda. Bu bizim yapmak zorunda olduğumuz işler. Biz diyoruz ki ayrıca da biz yaşlarımızı başımızın üstünde yeri var. Biz millet olarak yaşlısına... Sizin de bizim de başımızın üstünde yeri var. Başın sağ olsun. Tabii evlatımız. Öyle evlat yetiştirmek dilek oluyor. Evde sağlık hizmet, evde sağlık hizmet olacak. Biz diyoruz ki hep yaşlarımız biz kendiler olacak, kendiler bize. Evinin temizliğine kadar, bak yapamayan yaşlılarımız var, evde tek kalan yaşlarımız var. Doktora götürecek kimsesi olmayan yaşlarımız var. Biz diyoruz ki biz belediye olarak yaşlarımızın temizliğini üstleneceğiz. Ekip göndereceğiz, evini temizleyen yaşlarımızın evini temizleyeceğiz. Tabii, tabii. İnşallah ederler. Dolabında ne var, ne
geliyor. Bak. Ha, dolabında aynen. Ne var ne yok bu belediyeyi ilgilendirecek. Yaşlarımız şey, yaşlı her şeyi biz üstleneceğiz. Dolabında etini, sütünü, peynirini, zeytini her şeyini alıp dolduracağız. Bak bak yok anladım. Olsun. Sana. Seninki var başkasının ki yok. Yalan yok. Hep biri benim ne ineğe var ne var. Ondan sonra seni doktora götürecek kimsen yok mu? İstanbul'dan çocuğunun gelmesini beklemeyeceksin. Bizle bir telefon edeceksin. Bak bak teyzem. Göreceksin ki bize oy verirsen göreceksin. Sen diyeceksin ki bizi arayacaksın. Ben hastayım gelin beni doktora götüreceksin. Ha, benden var. İşte sen dinle biz geleceğiz. İşte artık senin. İstanbul her zorunda var. Hepimiz kardeşiz kardeş. İstanbul her zorunda var. Hepimiz kardeşiz kardeş. Lara barış geliyor. Saysan hatinden itaş. Lara barış geliyor. Saysan hatinden itaş. Edirne'den kaçan ne kaç. Sen geliyor yavaş yavaş. Düzen değişecek devam. Saysan hatinden itaş. Düzen değişecek devam. İşte sen hatinden itaş. Yaşayalım kardeş kardeş, vatan hepimizi yollaş, yaşayalım.